Değerli karizmanlılar, birazdan Karizman Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sayın Yılmaz Taş sizlere hitap edecektir. Tüm halkımızı alana bekliyoruz. Ağaç dağları gül açıyor bağları. Ben köyümden ayrıldım ayva çiçek çalları. Karizman Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sayın Yılmaz Taş'ı sizlere hitabı için mikrofona davet ediyorum. Sevgili Karizmanlılar, zahmet ettiniz, yoruldunuz, buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmama ünlü şair Nezih Fazıl'ın birkaç dörtlüğüyle başlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Mikrofonu biraz yakın tut hocam. Şair ne güzel anlatmış ülkemizi. Umarım beğenirsiniz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, dağıt biraz. Benim doğduğum köylerde akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Sen Türkiye gibi güzel ve aydınlıksın. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun köyleri, anlat biraz. Şair özlemlerine güzel anlatmış. Tüm belediye başkan adaylarımız da başkanlarımızın da özlemleri Karizman'dır. Hepsine başarılar diliyorum. Sayın Karizmanlar, neden aday oldum? Aday belirleme sürecinde baktım ki hep nasıl aday olurum kavgası başladı. Seçimden seçime hatırlanan Karizman'ın sorunlarını kırmak için aday oldum. Karizman'ın çığ gibi büyüyen sorunlarını, bu sorunların çözümünü bildiğim için aday oldum. Değerli Karizman halkı, sevgili hemşehrilerim, aday olma sürecinde ilçemizde bir sürü siyasi entrikalara şahit olduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıldığı gibi, Sayın Genel Başkan kimin elinden tuttuysa, kimi yüksek mevkiye makama getirdiyse ekmeğinin tuzu yok diyeceğim, kendisini sırtından sakladılar. Ben de aynı duruma düşmemek için bağımsız aday oldum. Yine sayın hemşerilerim, değerli Karizman halkı, yıllardır ucuz siyasetin peşinden koşuyoruz. Kimi partiler etnik kökene dayalı siyaset yapmak istiyor. Kimi partilerde yüce dinimizi siyasete alet etmek istiyorlar.
bütün bunları yönetimimiz zorunda sorgulayacağız. Kazman Belediyesi'nden herkes etnik kökenine bakılmadan, dinine, inancına bakılmadan hizmet görecektir. Peygamberimiz Veda hutbesinde ne güzel söylemiş. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Ancak takvada üstünlük vardır. Öyle değil midir? Sayın Kağızman halkı, günümüzde özellikle Avrupa devletlerinin sınır olayı ortadan kalkmıştır. Ülkeden isteyen günlük olarak ülkeden ülkeye rahatlıkla seyahat edebilmektedir. Bizim coğrafyamızda bu böyle mi? Orta Doğu şu anda kan günü değil mi? Yani Avrupa günlük seyahat yapıyor ülkeden ülkeye, gidip gelebiliyor. Ülkeler arasında sınır yok ama bizim Orta Doğu bölgemizde ise sınırları bırakın, serbest bırakmayı, insanlar kan revan içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyorlar. Emperyal devletlere ırk, din, mezhep üzerinden o kadar çok malzeme veriyoruz ki hem silahları satıyorlar Orta Doğu'da hem de amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Amaçların ne olduğu ayrıntılı olarak söylemek istemiyorum. Biraz uyansak hem ülkemiz hem de Orta Doğu güllük gülistanlık olmaz mı? Olmaz mı? Sevgili Fuatman halkı, belediye yönetimi olarak neler yapacağımı sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Kazman'ın tanıtımı, Kazman'ın doğal güzellikleri, sportif faaliyet gösteren kurum, kuruluş ya da kişilere finansal destek olmak açısından ne yapmak zorundayız? Belediye olarak destek olmak zorundayız. Tarımsal örgütlemeyi ziraat mühendisleri, veterinerler nezdinde yapacağız. Ve böylece Kazman'da tüketen bir halk değil, üreten bir topluluk olmanın yolunu arayacağız. Yani kazançlı bir Kazman halkı istiyoruz biz. Yani kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceği bir ortama ulaşmalarını istiyoruz biz. İnşallah bunda başarılı oluruz. Uzun Ali Festivali yapıldı aynı mekanda. Ancak ufak tefek yetersizlikleri vardı. Bunlardan en büyük eksik de balın aynı sezonda hasat edilmesine rağmen uzun elmasıyla birlikte bal festivali de aynı yanda, aynı anda, aynı mekanda yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi değil mi? Uzun elma festivali yapıyoruz. Bahçelerimizde, bağımızda yeteri kadar uzun elma fidanı yok. Bunun önüne geçmek için Kazman'a her bahçeye yeteri kadar uzun elma, ceviz, kayısı fidanının alımını temin edeceğiz. Her bahçe böylece bu ürünler vasıtasıyla ne olacak? Zenginleşmiş olacak. Haliyle halkımızın da alım gücü artmış olacak. Her uygun bahçeye bir aile serası kurmayı düşünüyoruz. Bunun yapımını belediye olarak üstleneceğiz. Yani dışarıdan parasıyla almayacağız bu seraları. Bu seralar alındıktan sonra yetkili kişilerce hep birlikte seralarımız ekilecek, ürünlerimiz alınacak ve her aile bir yıllık ürünü bu seralardan temin edecek. Ayrıca seralarımızın bir özelliği de olacak sayın hemşerilerim. Seralar olur ya, bir deprem olursa o seralarda biz aynı zamanda da barınabileceğiz. Yani birkaç tane sera değil, her bahçeye bir serayı düşünüyoruz. Yani uygun bahçelere bir sera yaparsak hem ürünümüzü alırız hem de Allah uzak için bir deprem olursa o seralarımızı bir barınak olarak da kullanabiliriz. Marka ürünlerin üretimini, tanıtımı ve satışı. Marka ürünlerimizi hepimiz biliyoruz. Bunların başında bal, köme, pekmez, basmacık gelir. Ama bunları yeteri kadar yapıp satamıyoruz.
Örneğin sadece basmacığı örnek vermek istiyorum. Kazman'da yeter kadar nenezil armudu var mı? Yok. Bunların hepsinin teminini sağlayacağız ve halkımıza bir girdi bir gelir sağlamış olacağız. Yani herkes mutlu, güneş ve güler yüzlü yaşamış olacak Kazman'da. Gel gelirim arıcılığa. Ben birlik başkanı olarak tahmini rakamı söylüyorum. Her yıl 300 ton Kazman'da bar üretiliyor. Ancak arılarımız ölüyor, biz bakıyoruz. Bakanlığa yazı yazdım. Dedim ki, arı kolonilerinin ölümünü önlemek için iki tane etken ilaç var. Bu ilaçları neden yasakladınız diye. Bakanlığımızdan verilen cevap da şuydu. Dediler ki, biz bu ürünleri, ilaçları yasaklamadık. Ancak ilgili firma üretmiyor. İlgili firmaya telefon açtım. Dedim ki, bak kolonil kaybımız çok oluyor. Bunları önlemek için bu ilaçların temini lazım. Dedi ki ilgili birim üretmiyor. Ben muhatap bulamadım. Eğer belediye başkanı olursam hem arılarımızın sağlığı için hem insanlarımızın sağlığı için hem ülkemizin, ilçemizin güzelliği için çalışacağım ve çaba göstereceğim. Birikimimi bu alanda kullanacağım. Helal olsun. Her seçim döneminde sulama suyunu anlatıyoruz değil mi? Her seçim döneminde. Ben gelirsem yaparım, ben gidersem yaparım, ben gelirsem yapardım diye. Gerisi güzel bir çalışma yapıldı. Etüt çalışması yapıldı. Sulama suyu şu anda ihale aşamasına gelmiş durumda. Bu çalışmalarından ötürü Sayın Nevzat Yıldız Bey'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Fakat bu işin takipçisi de biz olacağız. Yani bu işi biz sonlandırmış olacağız. İnanıyorum ki başaracağız. Mesela yapabileceğimiz en iyi örnek. Kazman'dan gönülleri toplayacağım. Bir iki otobüs gideceğiz Ankara'ya. Yetkililerin önünde kamp kuracağız. Ya sulama suyunun ödeneğini verirsiniz ya da biz buradan gitmeyiz diyeceğiz. Olamaz mı? Bunun yanında sulama suyu projemiz gerçekleşinceye kadar kimseden Kazman'ın söyleyişiyle halk çıkarmak için kimseyi görevlendirmeyeceğiz. Sadece belediye kendisi yapacak. Kanallarımızı beton yapacağız. Eğer kanallarımız beton olursa bentten Kazman'a gelen suda su kaybımız olmayacak. Ve normal su Kazman'a gitmiş olacak. Bunun yanında yok ücret vereceksin, yok 3 gemiye vereceksin, yok 5 gemiye vereceksin. Muhtarlarımız da bu sıkıntıdan, bu azaptan kurtarmış olacağız. Muhtarlar kendi görevlerini yapmış olacaklar. Diğer sorunlarımızın başına gelen yol, trafik ve otopark sorunu. Demin gördünüz, ben konuşmaya başlamadan önce burası araç doluydu. Alanda da bir sürü araç var. Bunların ne yapılması lazımdı? Bu anda buradan kaldırılması lazımdı. Bunun yanında trafik keşmekeşini de görüyorsunuz. Caddelerimiz oldukça araçlarla dolu. Otopark sorunumuz var. Bunların hepsi bizim dönemimizde çözülecek. Herkes trafik kurallarına riayet edecek. Gerekiyorsa belediye trafikle birlikte bu sorunları çözmek için çaba göstereceğini tahmin ediyorum. Öyle de olması gerekir. Bunun yanında en önemli sorunlarımızdan birisi de otoparın aşağıya kendi yerine taşınması. Yani geçici birkaç odalı bir yer değil de mükemmel bir otopar yapıp bu kargaşanın önüne geçmiş olacağız. Bunun yanında Kazman hemşerilerime söyleyeceğim Çile yolumuz var. Çile. Çile yolumuz derken Erzurum'a giderken her şahıs 70 kilometre yol fazla gidiyor. Dönüşü de düşünürsek 140 kilometre. Belediye otobüsümüz Erzurum'a giderken 140 kilometre akaryakıtı daha fazla harcıyor. Hem zaman kaybına hem ekonomik kaybına dönüyor. Bunun da takipçisi olacağız. Eğer gerekiyorsa viyadüğün yapılması için uğraşacağız. Eğer gerekiyorsa Zarafana'dan Horasan'a kestirme bir yol var. O yol güzergahını faaliyete soktuğum için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ama
hakkını biz eğer sorunlarımızı dile getirmezsek, bu sorunların peşine gitmezsek kimse ne yapmaz, bize fayda sağlamaz. Hatta bu süreçte ben belediye yetkililerinden bir arkadaşıma dedim ki Nevzat Bey'e söyle, bu yolu eğer o taraflardan götürürlerse hem zaman kaybımız olur hem de sıkıntılı bir yol güzergahı olur. Dedi ki, bana verdiği cevap şuydu arkadaşımın, kendisini de çok severim. O yol, oradan geçecek yol bizi ilgilendirmiyor. Dedim bizi ilgilendirmiyor ama bırakın kavramanı, Iğdır'ı da ilgilendiriyor. Fakat orası mücavir alan dışı. Tamam mücavir alan dışı ama Kağılman bu işten zarar görür dedim. Yine de sözümüzü dinletemedik. Ancak bizim yönetimimizde bu sorunu da çözmeye çalışacağız. Buna inanıyorum. Aş evleri. Mahallelerimizde garip, yoksul insanlarımız var. Hiç kimse bilmeden onlara yardım ulaştıracağız. En az haftada 2 gün sıcak yemek götürülmesini sağlayacağız. Bunu yaparken de mahalle temsilcilerimizden ve muhtarlarımızdan yararlanacağız. Yani kimse yatağına aç girmeyecek Pağızman'da. Deprem geçeli göz ardı etmememiz gerektiğini tekrar söylüyorum. Deprem daha geçen günlerde 2 sarsıntı duydum. Birisi Dibor'da, birisi Pağızman'ın yakınlarında. Demek ki bu bize yakın olan bir sevmesek de bir gerçek. Zaman aşımına uğramış yorgun binalarımız var. Betonarme de olsa, kerpiç de olsa bu binalar tek tek tespit edilecek, çözüm için ilgililerden yardım beklenecek ve bu sorunları çözmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yani deprem gerçeğini unutmayacağız. Pazman'da desem ki deprem koordinasyon merkezi var mı? Yok. İlgilenen var mı? Yok. Ama biz bunları unutmayacağız. Kazman'da diğer önemli arızalığın yanında hayvancılığa da ayrıca önem vermemiz gerekiyor. Hayvancılığı özendireceğiz. Bırakın hayvancılığı özendirmeyi, hayvan barınaklarını gözden geçireceğiz. Ve onlara da güzel, hayvanların da sağlıklı bir şekilde yaşamalarına imkan tanıyacağız. Sayın Kağızman Arkı, sosyal devletçiliğin bir özelliği de halkın ekonomik gücüne göre hizmet vermektir. Kağızman'ın zoraki konumundan ötürü toplu taşıma ücretleri halkımızın ekonomik gücüne göre tespit edilecektir. Halkımızın ekonomik gücüne göre tespit edilecektir derken neyi kastetmeye çalışıyorum? Yani halkımız sıkıntı yaşamasın. Evi toprak var evde, duvarda, kızın altında olduğu için her gün çoksa para vermek zorunda. Ama biz bunu en asgari seviyeye indireceğiz. Liseye, dershaneye giden öğrencilerimizden ücret, taşıma ücreti talep etmeyeceğiz. Yine Kars ve Erzurum üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizden ücret talep etmeden taşımalarını sağlayacağız. Yine her öğretim yılı başında özellikle ilk öğretim çağında öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapacağız. Bunları okullarla, öğretmenleriyle işbirliği yaparak sağlayacağız ve yaptığımız yardımlardan da hiç kimsenin haberi olmayacak. Belediyemize işçi memur görevli alınacaktır muhakkak ki. Bu durumda çoklu müracaat olduğunda şartlara uyan kişileri noter huzurunda kurayla tespit edeceğiz. Yani hiç kimse Yılmaz Taş'ın akrabasıdır, paranın amcasının oğludur, paranın dayısıdır diye işe girmiş olamayacak. Aynı KPSS'de olduğu gibi şartlarını taşıyan kişiler eğer soğuklu müracaat olursa kurayla işlerine atanmış olabilecekler. Yine şeffaf belediyeciliğin bir örneği olarak da her ay gelir gider tablosunu
belediyemizin önüne asacağız. Devletse halkımıza size tahsis edilen ödenekle belediye gelirlerinin nasıl harcandığından ne yapacaksınız haberdar olacaksınız. Yani şeffaf olacağız. Saygıdeğer Kavazman halkı, çok önemli bir husus da belediye taşınmazları. Sevgili Kavazmanlar, size söz, sizin adınıza biz koruyacağız. Belalarımızı da kullanılabilir hale getireceğiz. Yani kimsenin kaygısı olmasın. Yok şurası böyle olacak, yok burası böyle olacak. Bir metrekare yer kesinlikle kimseye peştek seçilmeyecektir. Demiştim ya, meralarımızı ıslah edersek, meralarımızı derin, mesela geçiş yolu bile yok, hayvanların geçiş bile yok karavan altındaki meraya. O geçiş yolunu bile biz yapmaya çalışacağız. Ve her şey hayvanlı merasında, çayırında, çimeninde rahat rahat otlatabilecek. Sevgili Kazman vardı. Halkı, ihaleler konusunda da muzdarip olduğunuzu biliyorum. Bizim dönemimizde belediyemiz şantiye olacak. Ustasıyla, işçisiyle, mühendisiyle her sorunu kendi bünyesinde çözecektir. Yani ihale, mihale yok. Kesinlikle mühendisimiz var, işçimiz var, kaliteli ustalarımız var. Yetmezse takviye ederiz ve kendimiz yaparız. Demiştim ya, sera yapacağız. O seraları da belediyemiz satış altında yapacağız. Belediye şantiye olacak ya, demirler alınacak, getirilecek, ustalar tarafından sera olacak şekilde düzenlenecek. Çok ucuza mal ettiğimiz her serayı her bahçeye yerleştirmiş olacağız. Sevgili Kavazman halkı, belediye çalışanlarıyla, halkıyla hep birlikte ilçemizi kalkındıracak, mutlu, güler yüzlü insanların yaşadığı bir halde, belde haline getireceğiz belediyemizi. Mutlu, güler yüzlü insanların yaşadığı. Belediye çalışanlarımız özellikle huzursuz olmayacak. Rahat olacaklar. Onların iş güvencesi, onların sosyal haklarını yerli yerinde ve zamanında vereceğiz. Ve ilçemize huzur, mutluluk gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Sevgili Kazmanlılar, sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Konuşmamı bitirirken sizden istediğim bir husus daha var. Bu seçimlerin son günlerinde bazı söylentiler oluşuyor. Diyorlar ki ya işte şu şununla anlaştı, bu bununla anlaştı. Ya oylarınızı heder etmeyin, oylarınızı zayi etmeyin. Kesinlikle öyle bir adil söz konusu olamaz. Biz neysek oyuz. Vicdan namus parasıyla satılmaz. O yüzdendir ki rahat olun, siz bize güvenin, biz sizin için varız. Sizin için çalışacağız, sizin için çaba göstereceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Sana senin gibi gibi baktım ise yok. Efendi görünür bütün insana, hakkını kullarını bıktım ise yok. Yok 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 yok. Yok 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 yok.